Haftanın raporu programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 15 Ekim haftasının önemli gelişmelerini aktaracağımız haftanın raporu programına başlıyoruz. İlk haberimiz Apple ile ilgili. Apple'ın beklenen tableti iPad mini nihayet geliyor. Davetiyeler 16 Ekim akşamında gönderildi. Türkiye saatiyle akşam 7 gibi davetiyeler gönderilmeye başlandı. Biz de bu davetiye haberini alır almaz sizlere ulaştırdık. 23 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle akşam 8'de düzenlenecek olan etkinin haberini en hızlı şekilde sizlere ulaştırdık. Beklenen iPad mini nihayet geliyor. Daha önceden bu tabletle ilgili haberleri sık şekilde size aktarmaktaydık. Neredeyse bir senedir Apple'ın daha küçük ekranlı bir tablet çıkaracağı, iPad çıkaracağı söyleniyordu. Hatta dedikodular 2010 yılına kadar gitmekteydi. Geçen yaz bu dedikoduların yoğunluğu bir hayli arttı. Ortalıkta çeşitli taslak çizimler dolaştı. Bunun yanı sıra Apple'ın iPad mini'yi iPhone 5 ile beraber tanıtacağı da söylenmişti. Ancak daha sonra iPhone 5 lansmanına yakın zamanlarda Apple'ın yeni iPad mini'yi Ekim ayında düzenleyeceği ayrı bir etkinlikle tanıtacağı söylenmişti. Ve bu etkinlikte 23 Ekim akşamında nihayet gerçekleşiyor. Apple davetiyeleri gönderirken size göstereceğimiz ufak bir şey daha var dedi. Ve bu şekilde Little More kelimesiyle yeni iPad'in daha küçük ekranlı iPad'in işaretini vermiş oldu. Söz konusu iPad'in 7.85 inçlik 1024x768 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ne demek oluyor? iPad 1 ve iPad 2 için çıkmış olan bu uygulamalar herhangi bir optimizasyona gerek duymadan bu iPad mini'de de düzgün şekilde çalışabilecek. Yani iPad mini için halihazırda birçok uygulama desteklenmiş halde sunulmuş olacak. Bu da yeni iPad'in bir avantajı olacak. Bunun yanı sıra iPad mini'nin 2 Kasım tarihinde baştan beri konmak üzere önde gelen pazarlarda piyasaya çıkması bekleniyor. Bu da dedikodulardan bir tanesi. Bunun da gerçek olup olmayacağını 23 Ekim akşamında görmüş olacağız. Bu arada Apple'ın iPad mini ile birlikte Mac ailesinde de ve MacBook ailesinde de bir takım ufak güncellemeler yapacağı söyleniyor. Yenilenmiş iMac ve Mac mini bilgisayarların 23 Ekim akşamında tanıtılması bekleniyor. Bunun yanı sıra 13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro'nun da bu etkinlikte resmiyet kazanması ve sonrasında da piyasaya sürülmesi bekleniyor. 23 Ekim akşamı saat 8'de Türkiye saatiyle akşam saat 8'de sizleri Teknoblog'un başına bekliyoruz. Yeni iPad mini'yi bunun yanı sıra diğer Mac ürünleri ve MacBook Pro ürünleriyle ilgili detayları her şeyi Teknoblog'da bulacaksınız. Bunu belirtelim. Bir başka habere geçelim. Samsung Galaxy Note 2 geçtiğimiz IFA 2012'de tanıtılan ve dikkat çeken ürünlerden bir tanesiydi. Bu ürün nihayet Türkiye'de piyasaya çıktı. Ürün için geçtiğimiz salı akşamı İstanbul'da bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlik oldukça geniş kapsamlı bir katılım buldu. Bunu söyleyebiliriz. Tanıtılan telefon Samsung Galaxy Note 2 5.5 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. Kapasitif dokunmatik ekran S Pen adı verilen bir kalemle kontrol edilebiliyor. Bu kalem sayesinde ekran üzerinde çizimler alınabiliyor, notlar alınabiliyor. Bunun sıra telefonda 4 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM var, yüksek performanslı bir kullanım sunmakta. 16 GB 64 GB'lık bellek kapasiteleri bulunuyor Samsung Galaxy Note 2'nin. Ürünün tasarımının Samsung Galaxy S3'e benzediğini söyleyebiliriz. O telefonun havası Galaxy Note 2'de de korunmuş. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy Note 2'yi lansmanda çektiğimiz videoyla bir öncelikle incelemesini gerçekleştirmiş olduk. Teknoblog'da Samsung Galaxy Note 2 ön inceleme yazısında bulabilirsiniz. Oldukça güzel bir video oldu. Sizleri Teknoblog'da bekliyor. Bu arada Samsung Galaxy Note 2 piyasaya çıktı söylediğimiz gibi. Teknosa bu ürünü 1899 liralık peşin satış fiyatıyla sunmakta. Samsung Galaxy Note'un orijinal ürünün geçen yıl 2250 liradan piyasaya çıktığını düşünecek olursak 1899 liralık fiyat gerçekten oldukça agresif olarak nitelendirilebilir. Bu arada Avia ve Turkcell'de Galaxy Note 2 için özel teklifler hazırladı. Onlar da bu telefonu iletişim merkezlerinde mağazalarında satmaya başladı. Gelecek hafta Windows 8'in lansmanı olacak 26 Ekim'de. Yurt dışı lansmanı gerçekleşecek Windows 8'in ve Windows 8'in çıkışıyla birlikte Microsoft'un Windows 8'in lokomotif ürünü olarak nitelendirdiği Surface tableti piyasaya çıkacak. Surface'in ilk olarak Windows RT işletim sistemli versiyonu çıkacak. Yani bu tablette ARM işlemci bulunacak. Windows RT tablet satışları 25 Ekim ve 26 Ekim'i bağlayan gece saat 12'de başlayacak. Yani Surface RT tabletler erken saatlerde piyasaya çıkmış olacak. İnternet üzerinden ön siparişler geçtiğimiz salı gününden itibaren alınmaya başladı. Bununla birlikte fiyatlar da belirlenmiş oldu. 32 GB'lık touch cover kılıfsız Surface'in fiyatı 499 dolar. 32 GB'lık touch cover kılıflı Surface'in fiyatı ise 599 dolar olarak belirlendi. Bunun yanı sıra 64 GB'lık touch cover kılıflı Surface'in fiyatı da 699 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar Amerika fiyatları, bunu belirtelim. Bu arada Windows 8'in Türkiye lansmanı da 1 Kasım tarihinde yapılacak. Yani
yurt dışı lansmanından bir hafta sonra 1 Kasım'da düzenlenecek etkinlikle birlikte bu işletim sisteminin Türkiye'deki faaliyetinde başlatılmış olacak. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. O tarihten sonra da herhalde artık Windows 8 ürünlerini piyasamızda görmeye başlayacağız. Sony'nin 2011 yılında çıkmış olan Xperia telefonlarını Ice Cream Sandwich'e güncelleme konusunda büyük bir gayret gösterdiğini biliyoruz. Ancak bu 2011 model cihazlar Jelly Bean güncellemesini alma konusunda o kadar şanslı olmayacak gibi gözüküyor. Sony yeni telefonlarında Jelly Bean güncellemesini sunacak. Görünen o, şirket yaptığı açıklamayla mevcut cihazlarının Jelly Bean güncelleme takviminde belli etti. Buna göre Xperia T, Xperia TX, Xperia V, Xperia S, Xperia A Pro S, Xperia I'ın, Xperia P, Xperia U ve Xperia J Jelly Bean'e güncellenecek cihazlar arasında yer almakta. Bu cihazların ne zaman güncelleme alacağına dair kesin bir takvim verilmedi. Sadece Xperia T, TX ve V'nin 2013'ün ilk çeyreğinde Jelly Bean'e yükseltecekleri belirtildi. Bunun yanı sıra listede Xperia U gibi bu sene çıkarılmış olan bir telefonun yer almaması ilginç. Bunun yanı sıra Xperia Miro ve Xperia Turbo gibi cihazlarda bu giriş seviyesi cihazlarda Jelly Bean güncellemesini almayacak cihazlar olarak dikkat çekmekte. Bu arada Sony'nin Android cihazlarından bahsetmişken Xperia I'nin de geçtiğimiz günlerde Türkiye'de piyasaya çıktığını belirtelim. Sony'nin üst sınıf Android telefonları arasında yer alan Xperia I'nin geçtiğimiz ay detaylı incelememizden geçmişti. Bu telefonu satın almayı düşünenler bu telefonla ilgili detayları Teknoblog'da yer alan incelemede bulabilirler. Bunu da bir not olarak belirtelim. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilen bir lansmanda Asus'a aitti. Asus, Tayvan'ın başkenti Taipei'de ve İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirdiği iki ayrı etkinlikte Padfone 2 adı verilen yeni telefon tablet menüzünü tanıttı. Padfone 2 aslında kendisini sır olarak saklayamayan bir cihaz oldu. Bu telefonla ilgili sızıntıları lansman tarihinden önce görme şansına erişmiştik. Bu telefonun özelliği 4.7 inçlik 720p çözünürlüklü bir ekrana sahip olması. Ekran Sharp'ın exopanel teknolojisini barındırıyor. Bu sayede 550 nit gibi yüksek bir parlaklık değerine sahip olan Super IPS panel özelliğini barındırıyor bu ekran. Oldukça kaliteli bir ekran, bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans açısından da Padfone 2'nin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. İçerisinde 4 çekirdekli Qualcomm işlemci bulunmakta. Aynı zamanda 2 GB RAM barındırıyor bu telefon. 16, 32 ve 64 GB'lık dahili bellek seçenekleri var. Bunun yanı sıra Asus'ta 50 GB'lık Asus Web Storage bulut depolama alanını kullanıcılara hediye ediyor telefonla birlikte. Telefonun arkasında 13 megapiksel çözünürlük desteğine sahip bir kamera var ve bu kamera 1080p video kayıt yeteneğine sahip. Android 4.1 Jelly Bean bu telefonun çalıştığı sürüm ve tabii ki bu telefonun en önemli özelliği Padfone Station adı verilen özel bir tablet aksesuarı barındırması. Bu Padfone Station aksesuarı sayesinde Asus Padfone 2'yi bir tablet gibi kullanmak mümkün oluyor. Padfone Station'ın arkasında yer alan yuvaya Padfone 2'yi oturttuğunuz zaman Padfone 2 bir tablet haline dönüşüyor ve o şekilde kullanım imkanı bulunuyor. Bu Padfone Station daha önceki nesle göre biraz daha inceltilmiş ve tasarımı değiştirilmiş. Daha önceki Padfone aygıtında, aksesuarında arkada kapaklı bir yuva vardı ve Padfone buraya yerleştirilmekteydi. Kapak kapatıldığında sanki bir tablet varmış gibi gözükmekteydi. Yeni Padfone Station'da sadece bir yuva var, açık bir yuva var ve buraya Padfone 2 yerleştirildiğinde telefonla tabletin sanki birbirine tutturulmuş gibi bir hava verdiği gözüküyor. Bu şekilde bir tasarım söz konusu. Bunun yanı sıra Padfone Station aygıtının ağırlığı biraz daha düşürülmüş. Her iki ürün birlikte kullanıldığına toplam 649 gram gibi bir ağırlık söz konusu ki bu tablet için 10.1 inçlik bir tablet için normal değerlendirilecek bir niteliğe sahip. Bunu da söylemek gerek. Asus Padfone 2 Aralık ayı sonuna kadar Avrupa ve Asya pazarlarına girmiş olacak. Açıklanan ilk ülkeler arasında Türkiye yer almamakta. Birinci nesil Padfone Türkiye'ye gelmemişti. İkinci nesil Padfone'da şu an göründüğü kadarıyla Türkiye bu satışa çıkacak ülkeler içerisinde yer almıyor. Ancak ilerleyen zamanlara bakmak lazım. Belki Asus'un yol haritasında, Asus Türkiye'nin yol haritasında Padfone 2'de yer almaktadır. Bu konuyla ilgili gelişmeleri Teknoblog'da sizlere aktaracağız. Bu arada Avrupa fiyatlarının da 800 Avro'dan başladığını belirtelim. 15 Ekim haftasının raporunu sizlere aktardık. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İyi hafta sonları.